sabahlar ekonomi 7.24'ten herkese merhaba değerli izleyenler. Yaklaşık 25 dakikalık bir haber turuyla Türkiye ve dünya ekonomisine bakacağız. Yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Bugün ve bu hafta hem Türkiye'de hem dünyada yoğun bir veri gündemi var. İşte bu gündemi konuşacağız. Uzman isimlere soracağız. Ekonomi 7.24 başlıyor. Müzik Günün rakamları diyeceğiz. Rakamlara bakalım içeride yeni haftaya nasıl başlangıç yapıyoruz. Döviz cephesinde dolar tl'de 5.39 seviyesi var. Okları yeşilde görüyoruz. %0.46 oranında dolar Türk lirasına karşı değer kazanmış gözüküyor. Euro tl'de 6.10.07 seviyesi yine okları yeşile çıkartıyor değerli izleyenler. Ons Alt başına altın 1237 dolar küresel cephede ve Borsa İstanbul'un geçen haftayı yani cuma günü kapanışını hatırlayacağız. 90.528 puan seviyesi %0,94 oranında Borsa İstanbul'un düşüşle haftayı kapattığına tanık oluyoruz. Detaylara bakalım. İstanbul Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Kapalı Çarşı'da altın fiyatları nasıl şekillenmiş? Bakalım rakamlar gram altında 214 lirayı, çeyrek altında 350 lirayı, yarım altında 700 lirayı gösteriyor. Ve Cumhuriyet altını İstanbul Kapalı Çarşı'da 1440 liradan satışa sunuluyor. rakamlar böyleydi. Şimdi detayları konuşacağız. İstanbul stüdyomuzda Sabah gazetesi yazarı Şeref Oğuz bizi bekliyor. Sayın Oğuz merhaba. Hoş geldiniz Ekonomi 7.24'e. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi biz günün rakamlarını verdik ama özellikle malumunuz doları evet. çok konuşuyoruz. Bu hareket nereye gider diyoruz. Siz ne dersiniz? Yeni haftaya nasıl başladık? Özellikle dolar cephesinde beklentileriniz ne yönde olur? Şimdi dolar hakkında ne söylersek önce onu söyleyelim. Geleceğe yönelik yalan olur. Ancak doların nereye gideceği konusunda genel bir kanaa serdedebiliriz. O da şu artık Türkiye'de doların hareketliği belirli bir alana doğru sıkışmış giderek sönümlenen daha kestirilebilir bir rakama doğru gidiyor. Bu aşağı doğru da ineceği noktasında da genel bir eğilim var. Çünkü dünyada doları yukarı çıkaracak fazla bir enerji de kalmadı gibi şu sıralarda. Ancak buradaki e, sorun şu, doları bu kadar çok konuşup inip çıkışına çıkışına e, e, takılırsak pek çok şeyleri de kaçırıyoruz. O da şu Türkiye'deki içerideki iç tasarrufları artırma ve kendi liramızın değerini aslında ona verdiğimiz önem üzerinden yükseltme noktasındaki enerjimizi de harcıyoruz. Bana son 6 aydır sorulan şu dolar ne zaman iner ne zaman çıkar iner mi çıkar mı halbuki yeni pazarlar üretim pazar açılacak mı ee, e, acaba yeni e, müşteri bulmak için neler yapmak lazım katma değerin yükseltmek için hangi yöntemler vesaire ben şunu anlatmaya çalışıyorum bizdeki dolar obezitesi yüzünden doları yukarıda tutan bu enerji yavaş yavaş yerini doların da bir enstrüman gibi piyasada olan bir enstrüman gibi bir yere koyduğu sürece sanıyorum biz dolardan ziyade çift Paralı ekonomi olan Türk ekonomisi içerisinde Türk lirası ve yerli ve milli üretim noktasına nelere doğru gideceğimizi daha fazla önemseyeceğiz. Burada da haftanın verilerine baktığımız zaman şimdi doların hareketlerinin hatırlayın bundan bir ay önce hatta iki ay önce inanılmaz bir geniş aralıkta iniyordu çıkıyordu özellikle döviz üzerinden Türkiye'ye yapılan bazı saldırılar noktasında çıktığı noktalar ama şimdiki noktaya baktığımız zaman ihracatçı daha kestirilebilir bir dolar fiyatı veya euro fiyatı üzerinden gidiyor ve piyasada açıkçası bu yeni yapı üzerinde dikkatlerimiz yavaş yavaş doların, altının fiyatları yerine başka enstrümanlara, yeni enstrümanlara doğru yöneltiyoruz sanıyorum sizin de haberinizde var. Bu hafta biliyorsunuz bir yeni bir enstrüman devreye giriyor. Bir tasarruf enstrümanı. Peki şimdi onun detaylarını size sormak istiyorum. Evet. Ee, hemen bir canlı evet. bağlantıyla alalım ne oluyor ne bitiyor size tekrar döneceğim Sayın Oğuz ee, bunun aslında hem evet. bireysel yatırımcı hem hazine için anlamı sormak istiyorum ama şimdi kameralarımızı çeviriyoruz Tuğçe Akül bizi bekliyor çünkü bu yeni enstrümanın ee, az önce bahsettiğimiz hem dövizde hem de altında hazine tahvil ihracına başlıyor İşte başlangıç bugün ama detayları bir kez daha alalım Tuğçe hemen söz ...hem de dövizlerin ekonomiye kazandırılması için yeni bir seferberlik başlatılıyor. Bugünden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği bankalar aracılığıyla talepler alınmaya başlanacak. İlk talebin 21 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyor. Peki burada koşullar neler hemen ona bakalım. Aslında döviz cinsinden bakıldığında ilk kez gerçekleştirilecek bu uygulama. Burada... Dövizlerin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor demeyi dedik ama aynı zamanda finansal araçların çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının da genişletilmesi hedefleniyor. Söz konusu devlet tahvilleri 6 aylık ve 1 yıllık üzerinden gerçekleştirilecek. Euro cinsinden bakarsak 6 aylık devlet tahvilinin getirisi. %1.25 bir yıllık e, devlet tahvilinin getirisi %2,50 dolar üzerinden bakarsak 6 aylık tahvil devlet tahvilinin getirisi %2 bir yıllık devlet tahvilinin getirisi ise %4 olacak ve ihraç edilecek senetlerin askeri toplam e, ta, talep toplama tutarı tutarıysa e, 10.000 e, euro ya da dolar olacak. E, altın tahvili ve altın e, altına dayalı kira sertifikası uygulamasına bakarsak aslında bu daha önce de uygulanan bir daha önce de gerçekleştirilen bir uygulamaydı. Bu sefer 7 etapta gerçekleştirilecek. Burada senetler 2 yıl vadeli olacak ve yatırımcıya bir yıllık getirisi yüzde 2,4 olacak. Burada önemli olan nokta ise vergi ve ya da komi, vergi ve komisyon alınmayacak. Süreç ilk etap için süreç bugün başladı dedik. Cuma gününe kadar sürecek. Tuğçe evet, Akgül'e teşekkür ediyoruz. İstanbul Stüdyomuza yeniden Şeref Oğuz'a dönüyoruz. Sayın Oğuz şimdi detayları, rakamları aldık ama elbette bir yoruma ihtiyacımız var. Ne dersiniz? E, hazine evet. e, ne bekliyor, ne hedefliyor? Altını gördük, döviz bizim için yeni. Hedef ne burada? Hedef burada şu, şimdi biz yatırım aracı deyince aklımıza ya mevduat geliyor ya da daha da e, belki yaygın olan borsa geliyor. Ve e, sermaye piyasası kavramı piya, e, konuşulduğunda borsadan başka bir şey de düşünmez hale geldi. Nitekim bu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın söylediği bir söz vardı geçen hafta. Bunun gerekçelendirilmez noktasında sadece aklımıza İstanbul borsası gelmemeli. Nitekim bunu bir enstrüman yeni bir enstrümanlar olarak bunları gördüğümüzde iki tane temel esprisi var. Bir az önce de sizin söylediğiniz gibi sermaye piyasasının bu hareketliği belirli bir zümre içerisinde değil daha fazla yaymak. İkincisi de belki yastık altındaki altınları ya da dövizleri sağda soldaki dövizleri doğrudan ekonomin içerisine koymak. Çünkü neticede siz dolar tuttuğunuz zaman altın tuttuğunuz zaman ekonomiden bunları geri çekiyor ve piyasadaki bu bir tür e, sermaye ihtiyacını sermaye tabanını daraltıyorsunuz. Ancak böyle bir yapıyla beraber ki çok cazip şartlar var. Bakıyorsunuz vergisi de yok, komisyonu da yok vesaire. Bu yüzde dörtlük ki bunlar e, kendi döviz bazında, altın bazındaki rakamlardan söz ediyoruz. Bunlar e, yatırımcıyı cezbedecek unsurlar. Böylece belki de piyasada çok daha fazla likidite oluşturmak, çok daha fazla tasarruf edebilir hale getirmek piyasayı noktasında bir amaç taşıyor. Onun ne kadar işe yarayacağını önümüzdeki günde göreceğiz ama anladığım kadarıyla bu talep toplama yöntemiyle beraber bu haftanın sonunda gerçek şey ortaya çıkacak ve işin güzel tarafı bunun hesaplara geçmesi de bu yılın son günlerinde 28 Aralık'ta meydana geleceğinden dolayı sanıyorum bunun ikincisi ve üçüncüsünü de e, ee, hükümet çıkarmak zorunda olabilir. Şundan bakalı talebe göre bakalım bu genişleyen yeni bir piyasa noktasında o açıdan ben bu piyasaya çıkmış olan yeni enstrümanları bu tahvilleri devlet tahvilleri altına ve dövize endeksli bu yeni yapının yatırımcı tarafından kabul göreceğini ve ekonomiye de olumlu ve canlı bir katkı sunacağını düşünüyorum. Evet, hazine açısından aslında anlattığınız tasarrufa ihtiyacımız var. Yastık altından çıksın, yatırımcı açısından da karlı. O kısmı biraz daha açalım mı? Neden yatırımcı buna ilgi göstersin? Neden yastık altındaki dövizini çıkarıp buraya getirsin? Biraz önce bahsettiğiniz o başarı evet. belki e, Sayın Oğuz bunu biraz iyi anlatabilmekten geçiyor zannederim. Tabii bunun iyi iletişimini kurmak lazım. Nitekim hükümet de bununla ilgili olarak e, gere, gerek bakan, gerek e, diğer e, kanallarda da izlediğim kadarıyla bununla ilgili çok fazla açıklama yapılıyor. Olay şu, siz yastığı altında paranızı tuttuğunuz sürece eski tabirle iddihar ettiğiniz, gömülediğiniz sürece bunun ekonomiye bir faydası yok ama size psikolojik bir faydası var. Evet kendimi güvencede hissediyorum. Şimdi şunu gördük enflasyonla topyekun mücadelede bir başarı elde edildi. Bununla ilgili olarak önümüzdeki dönemde enflasyon aşağı gideceği noktada artık sizi enflasyondan korumak için bu tür yastık altı döviz ve altına ihtiyaç yok. Bu O halde ne yapalım biz bunlarla ilgili olarak devletin bir önerisi var. Diyor ki bunları getirin diyor ben bunları ekonomiye kazandırayım. Bunun karşılığında da sizin talep ettiğiniz atıl olması yerine atıl duracak yerde piyasa şartlarına göre indi çıktı yerine ben bununla ilgili bir sabit getiri size vereyim. Bu o açıdan bakıldığı zaman herkese yarıyor. Bir tasarrufunu buralarda değerlendirmek isteyen vatandaşa yarıyor ki az önce rakamları e, paylaştık. Belirli bir getirileri var. Bu getirilerde e, çok önemli bir getiriler. İkincisi daha da önemlisi bu sayede Türkiye'deki çarkların işlemesi özellikle finansmana erişme noktasında sıkıntı çeken şirketler ve kobilerin yeni hareketlenmesi ve çerçevesinde de çok daha fazla istihdam oluşturulması ve büyümenin zaten dengelenme sırasında biraz geriye çektiğimiz büyümenin yeniden ivmelenmesi gibi kazan kazan prensibine dayanıyor. O açıdan buna kimse kayıtsız kalamaz. Özellikle sadece vatandaş değil diğer tarafta kurumsal yatırımcıların da buradaki enstrümanları görüp buna uygun çeşitleme, çeşitlemelere gitmesi gerekiyor ki Türkiye'nin gerçekten başkasının dışarıdan aldığı parayla büyümeye çalışan bu yapının bozulması ancak bizim kendi iç tasarruflarımızla beraber öz sermayemizi, öz kaynaklarımızı harekete geçirmekle olacak. Altın eğer yastık altında yatıyorsa, döviz bir yerde duruyorsa bunun ne ekonomiye ne de sahibine hiçbir faydası yok. Sadece onu elinde tutan o enstrümanların sahiplerini Amerika'ya ya da ne bileyim başkalarına Yine de dışarıdaki finans odaklarına faydası var. Eğer size evet. faydasını sağlamak istiyorsanız ya işe çevirin onu ya kendiniz yatırım yapın ya da devletin size sunduğu bu yatırım imkanlarından yararlanın diyoruz. Peki sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bu tahvil ve altın piyasanın radarında gündemde bu var ama Avrupa'ya da mutlaka bakıyoruz. Ee, uzun süredir Avrupa'da e, borç krizlerini, e, bu korumacı politikaların nasıl yansıdığını bununla beraber neredeyse bir liderler krizini konuşuyoruz. Bugün ise gündemde İtalya var. İtalya ile Avrupa Birliği arasındaki bütçe krizi nasıl çözülecek? İşte bu soruya yanıt aranacak. Avrupa Birliği İtalya'dan birlik kurallarına uygun bir bütçe talep ediyor. Bugün de önemli görüşmeler olacak. İşte bu karşılıklı talepler birbirini nasıl bulacak? Neler olacak? Kim ne istiyor? Brüksel'de bu detayları bize döndü sarı ışık aktaracak. Gülçin aslında güç. Geçtiğimiz günlerdeki son Avrupa Birliği zirvesinde ekonomi konuşulmuştu. Herkes İngiltere'nin ayrılık süreci üzerine daha çok odaklandı. Fakat e, herkes İngiltere'yi konuşurken İtalyan Başbakanı da diğer liderleri kendi bütçesinde uyguladığı yeni düzenlemeler konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Ve tam o dakikalarda da Maliye Bakanı Avrupa Birliği Komisyonu'nda teknik görüşmeleri, müzakereleri sürdürüyordu. E, daha önceki an Anlaşmazlık İtalya'nın bütçe açığını 2019 yılı bütçe planlamasında bütçe açığını 2,4 olarak gösteriyordu. Bu ise Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kesin bir dille reddedilmişti. 1,9'dan daha fazla yapamayacaklarını, bunun birliğin özellikle Avro bölgesindeki tüm dengeyi alt üst edeceğini söylemişti. Avrupa Birliği Komisyonu Roma başta direnmişti çünkü Brüksel'in özellikle göçmen politikasındaki anlaşmazlık sebebiyle Roma'yı cezalandırdığını iddia etmişti. Demişti. Fakat komisyonun müeyyide uygularız açıklamasından sonra geri adım geldi. Ee... Paza, e, hafta sonu da e, Roma'da ciddi bir, bir yoğun mesai vardı. Çünkü e, hükümet ortakları, koalisyon ortakları e, komisyonun e, talebini nasıl karşılayacaklarını e, konuştular. Dün akşam saatlerindeki son açıklamada da artık komisyonu memnun edecek bir sonuca ulaştık dediler. Yani bu da şu anlama geliyor. Komisyon ilave bir 3,5 milyar avro daha kesinti istemişti. Bunun en az 3 milyar avrosunun karşılanacağı söyleniyor. Roma tarafından bugün Brüksel'den. E, konuya ilişkin son yorumları alıyor olacağız. Evet, Avrupa'da gelişmeler böyle döndü sarı ışık aktardı. Peki bu krizlerin eşiğinde dünya piyasalarında tablo nasıl? Rakamlara göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayacağız. Geçen haftanın kapanışını gördüğümüzde sert satışların yansıması rakamlarda hemen dikkat çekiyor. Dow Jones Nasdaq ve S&P 500 kayıp da Nasdaq en ciddi en sert satışı veriyor diyelim. ABD takiben Asya endeksleri ne olmuş güne nasıl başlamış gelsin rakamlar okları yukarıda görüyoruz. Hem Nikkei'de hem de Şangay'da iki önemli Asya cephesinde oklar yukarıda. Peki Avrupa az önce konuştuk bütçe sıkıntıları var, eylemler var, lider krizleri var. Oklar kırmızıda Londra, Paris ve Berlin'de üç önemli borsada en keskin düşüş Paris'te %0,88'de olmakla beraber satış baskısını görüyoruz. Avrupa önemli şu anlamda önemli Türkiye ekonomisinin aslında en önemli partnerlerinden biri. İstanbul Stüdyo'ya dönelim Sayın Şeref Oğuz bizi bekliyor Sayın Oğuz Avrupa'daki tabloyu aktardık şimdi İtalya gündemde ama malumunuz İngiltere'de bir Brexit çıkış meselesi var aynı zamanda Paris'te Berlin'de yavaşlama sinyalleriyle beraber de liderlere dair de endişeler var. Tüm bu tablo altında Avrupa ve küresel ekonomiye dair beklentiler ne olur? Bize nasıl yansır? Çok güzel bir soru. Şöyle 10 yıl önceyi hatırlayın. Eylül ayında Amerika'da 10 yıl 2008'de başlayan kriz Atlantik'i karşıya geçmiş. 2009 yılında Avrupa'yı sallamıştı. Hatta o sallama bizi öyle bir etkilemişti ki durup durduk yerde kriz teğet geçecek. Bize ilgilendirmiyor. Bizim finansallarımız iyi, makro değerlerimiz iyi dememize rağmen 4.5 4. küçülmüştük. Şimdi Avrupa yeniden aynı sanki 10 yıl önceki hastalığı yeniden yükseltmeye başladı. Brexit dediğiniz az önce Fransa'daki sarı yelekler, İtalya'nın yeni durumu. Açıkçası Almanya'nın da bunun içerisinde hala tek bir güçlü ülke olarak sadece yalnız kalıyor olmasının getirdiği sıkıntılar var. Görünen o ki Avrupa Birliği 10 yıl önceki sıkıntılar çerçevesinde yeniden belki euroyu sorgulamak zorunda kalacak önümüzdeki kritik süreçte her ülke kendi finansal e, güçlülüğünü korumak adına Avrupa Birliği'nin kendi ortak değerlerinden uzaklaşmak yolunda gidiyor. Zaten dünyada tek yanlı korumacılık Avrupa içerisinde de başladığını görürüz. Bu bizi etkileyeceği nokta şu. Komşumuz yangın varken bizim de selamette olmamız doğru değil. Artık ki ekonomimizin, ihracatımızın önemli bir bölümünü yaptığımız Avrupa'nın hasta adam olması, hasta e, unsurlar göstermesi Bizi de etkileyecek. İtalya özellikle çok önemli. Çünkü İtalya batamayacak kadar büyük. Fakat baktığınız zaman bütçe gerekçelerine vesairesine yavaş yavaş o sıkıntıları Avrupa Birliği'ne taşıracak kadar önemli. Hatırlarsanız 5 yıl önce Yunanistan aynı durumdaydı. Ve Yunanistan'ın yeter ki Euro Birliği bozulmasın diye Yunanistan'a aktarılan para 400 milyar euroya kadar çıkmıştı. Şimdi aynı şekilde İtalya'ya aktarılacak bir para yok belki bu anlamda Avrupa Birliği yeniden kendi kurallarını kendi e, borç ve Maastricht kriterlerini yorumlamak durumunda çünkü Maastricht kriterlerine uyan bir tek Türkiye kaldı ki dışarıda tuttukları Türkiye kendilerinin içerisindeki borç krizlerine baktığımız zaman hiçbir şekilde bunlara yanaşmadığını görürüz ve Avrupa yönetimi de diyor ki İtalya'ya ne olur bunları e, siz belirli alanlarda tutun ki sorunu bize aktarmayın. Sanıyorum burada kuralı Almanya'nın tutumu belirleyecek. Eğer Almanya bu konuda İtalya'nın e, ve diğer ülkelere yardım konusunda bir niyet gösterirse Avrupa Birliği içerisindeki sıkıntılar biraz azalabilir ama değilse zaten küresel ekonomi içerisinde giderek çatırdamaya başlayan e, uluslararası e, serbest ticaret yapıları yavaş yavaş Avrupa içerisinde korumacılığa, tarife dışı engellere karşılaşacak. Bu da Türkiye'yi açıkçası en büyük ekonomik partnerimiz olması açısından sıkıntıya sokacağı gibi belki yeni fırsatları da beraberinde getirecek. Hatırlayın bu 2009'da biz ihracatımızın Avrupa Birliği'ne düşmesi üzerine eksen kayması diye bir yapı keşfetmiş. O zamana kadar 84-85 yere ihracat yapan Türkiye 240-250 gümrükleme noktasında yeni alanlar bulmuştuk. Şimdi aynı çerçevede belki Pasifik Havzası'na, belki Afrika'ya ve diğer Güney Amerika'ki oradaydık geçen hafta Cumhurbaşkanımızla beraber. Yeni açılımlar yapmak durumunda kalacak. Ama gönül ister ki en büyük ortağımız olan Avrupa Birliği içerisindeki bu sıkıntılar özellikle borçtan kaynaklanan sıkıntılar yeni bir yapıya otursun. Yoksa aksi takdirde sadece ekonomiler değil belki o anlamda sosyal barışın da tehlikeye gireceği ki onu sokakların hareketlendirmeye başlayan unsurlardan fırsat kollayan unsurlardan görüyoruz. Ekonomik sorunları sosyal sorunlara çevirme potansiyeli taşıyan tehlikeler söz konusu. E, peki Sayın Şeref Oğuz, çok teşekkür ediyoruz. Sabah gazetesi yazarı bugün program bizimle beraber sürdürdünüz. Her noktada yorumlarınızı aldık. Sağ olunuz diyelim. Size veda edelim. E, biz de değerli izleyenler kısaca bugün bizleri ne bekliyor? Gündemi satır başlarını size aktarayım ve noktalayalım. Önemli veriler var. E, sanayi üretimi rakamları gelecek. Malumunuz sanayi üretimi verileri büyümenin öncü göstergesi. Dolayısıyla saat 10'da bu rakamı bekliyoruz. TÜİK açıklayacak. Yine işsizlik rakamları mühim. işsizlik rakamları da TÜİK tarafından onda açıklanacak. Saat 11'de bütçe dengesi içeriden gelecek. Önemli verilerden bir diğeri. Dışarıda Avrupa'da enflasyonu dış ticaret dengesini bekliyoruz. ABD'de yabancı sermaye girişi var. Ee, ve bu verilerle beraber biz noktalıyoruz. Gün boyunca gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ekonomi 7.24'ü şimdilik noktalıyoruz ama yarın saatler 9.30'u gösterdiğinde yine sizleri bu buluşmaya bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.